Kimsin lan sen? Sakin şampiyon, sakin. Kimsin oğlum, cevap versene bana. Ben Kürşat. Bir süre burada seninle takılacağız. Ha, kim diyor onu? Ben diyorum, yetmez mi? Bak, Kürşat mısın lan? Benim eşyalarıma dokunmayacaksın, tamam? O fotoğrafa da asla dokunmayacaksın. Anladın mı? Kim ki o fotoğraftaki? Sana ne oğlum, sana ne lan? Sen çok özelsin oğlum. Yazdığına göre annen herhalde. Benim anne de Almanya'da, işçi olaraktan. Zaten her yaz gelir buraya. Yakında da beni almaya gelecek, beraber gideceğiz. Ah, sen gene burada mısın ya, doktor çocuğu? Ne doktoru ya? Doktormuş annesi bunun, burada kalıyormuş. Güzel olduğun kadar da safsın be güzelim. Ne doktoru? Yedim seni. Çitife baksana. Doktor çocuğuna mı benziyorum ben? Üf, neyse ya, sizin muhabbet tırt. Şöyle bir mıntıka teftişine çıkalım. Bu rahatsız ne ya böyle? Ne bileyim, Nilüfer Hoca'nın işleri. De ben bununla çok duramam, elimde kalır ha. Aldın mı? Yes. Hemşireden gizlice yırıttım. Eyvallah. Neyse, sen şöyle geç. Aç bakalım oyunu. Hoca, odama yeni bir velet geldi. Velet? Kürşat onun adı. İşte neyse ne. Onu odadan alın. Yoksa benim elimde kalır bak. Baştan söylüyorum size. Sakin olur musun? Kürşat bir süre bize misafir olacak, tamam? Tamam. Başka odaya alın o zaman. Ona sen değil, ben karar veririm. Ayrıca ben gayet iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Tamam? Biraz zaman ver ona. Lütfen. Eyvallah. İlk falsosunda kapının dışına koyarım. Haberin olsun. Sakin. Nilüfer, vicdan var sana. Var. Merhaba Kuzey. Kürşat'ın hangisine bulmuşum var savcı? Ne diyorsun? Buraya geliyor, birlikte gideceksiniz. Tamam. Biliyordum yapacağını. Ne dedim lan ben sana az önce? Ne dedin? Eşyalarıma dokunmayacaksın demedim mi oğlum? Ha? Dokunmuyoruz zaten ya. Üzerinde yatıyorum sadece. Kalk hadi kalk. Benim başımı belaya sokma. Kalk hadi, zıpla hadi. Vallahi gel, kaldır kaldırabiliyorsan. Ha, olur. Tamam paşam, gel. Al bakalım. Tamam ya. Vallahi sonra Kürşat geldi, ilk günün lay çıkardı oluyor ha. Al yatıyor mu, kalkıyor mu, ne yapıyorsan yap. Bak Kürşat kardeş, demek ki bir süre buralarda olacaksın sen. Size meraklısı değiliz aga da, bakma işte. O zaman benim kurallarıma göre oynayacaksın ama. Vay paşam vay. Neymiş bakayım senin kuralların? Bir, eşyalarıma dokunmayacaksın. Yatağa yatmak da buna dahil. Başka? İki, bana yalan söylemeyeceksin kardeşim. Oo, serin gel. Delikanlı yalan bozar. Sen benim ne yalanını gördün de burada gevşek gevşek konuşuyorsun? Oğlum sen demiyor musun benim annem Almanya'da? Yok doktor, yok bilmem ne. Ne diyeceğim oğlum? Doktor öyle kızları kafalamak için dedim. İşin aslı Almanya'da. Hangi şehirde? Almanya'da. Nilüfer Hoca'lar konuşurken duydum. Ne duydun? E işte anneni bulmuşlar. Görüşmeye gideceklermiş. Lan oğlum nereye lan?
annemi. Kürşat? Hayır. Henüz böyle bir gelişme yok. Bu bebe niye öyle söyledi o zaman bana? Kuzey bir şeyleri yanlış değerlendirmiş demek ki. Değil mi Kuzey? Ne oldu oğlum? Kimmiş şimdi yalancı ha? Kürşat kuralları bir ve son. Bir daha benimle konuşurken yalan söylemeyeceksin. Anladın? Tamam Kürşat, sakin olur musun? Çocuğa yalan söyleyen sensin. Oradan bakınca yalan gibi görünüyor olabilir ama bazı durumlarda doğru yol budur Kuzey. Olan ya, şaşırmadım. Bir de ben başka yeme edebiyatı yaptım. Başkasından hepiniz aynısınız. Bari birinizin kumaşı düzgün çıksaydı ya. Kuzey, yanlış anlıyorsun. Durum sandığın kadar basit değil. Bence gayet basit hoca. Sen yalancısın. Sadece pulların erken döküldü. Bari bir hafta dayansaydın. Yanlış değerlendiriyorsun durumu Kuzey. Sen, Kürşat, hepiniz. Hepinizin ayrı, hassas ve özel durumları var. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar sizi alakadar etmez. O yüzden sınırlarını bilmelisin ki ne sen ne de bir başkası incinmesin. Tamam mı? Nereden geliyor bu özgüven? Ha? Kimin sınırı nerede başlar, kimin sınırı nerede biter? Kimi ne incitir, kimi ne incitmez? Bunları bildiğini sana düşündüren şey ne hoca? Bunlar mı? Bunlar mı? Hepsi yerde. Ayaklarımın altında. Nerede şimdi sınır hoca? Aç şu gözlerini aç, bir bak etrafına. Burada herkesin gerçeği başka, yolu başka. O kitaplarındaki hafilli kelimelerden, cümlelerden, tanılardan... hepsinden daha fazlası var burada. Haklısın, evet. Tüm insanların gerçekleri zaten bu kitaplara sığamaz ki. Mantıksız, saçma. Hepimizin ayrı yöntemleri var tabii ki. Hoca, sen de o insanlardan birisin. Değil mi? Ne diye işimize burnunu sokuyorsun o zaman? Mesleğinin verdiği etkili mi? Sınırsız otoriteyle mi? Güçle mi? Bir dokunuş. Otoritede, güçte, hepsi yerde. Anlaşma demiştik ya. Kuzey, anlaşabilmemizin tek yolu bana güvenmen ve yöntemlerimi sorgulaman. Hoca, artık anlaşma yok. Anlaşma, anlaşma yok. Bitti. Finito. Anladın? Hadi bana ev. Ha bu arada, o sabah telefonda konuşuyorum demiştin ya bana. Var ya bir an ben bile inanacaktım. Ben harbiden çok sağlam yalancısın. Hangi sabah? Kuzey ne diyor şu an? Boşver.